Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konu 1978 model Ford Taunus TC2 2 kapı. Test konumu olan araç dediğim gibi 1978 model ve 1.6L versiyonu. Ford Taunus Almanya Ford fabrikası tarafından Avrupa için üretilen bir aile otomobili. Araç ilk defa 1939 yılında üretilmeye başlandı ve 1994 yılına kadar üretildi. İsmini Almanya'daki Taunus sıra dağlarından alan bir model. Zaten o yıllarda Almanya fabrikasından ülkemize de çok fazla Ford geldiği için ülkemizdeki Ford kullanıcıları Ford markasını bir Alman otomobili zannediyorlardı. Halbuki Ford bir Amerikan otomobiliydi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu. 1970 yılından sonraki modellerinde Birleşik Krallık'ta Cortina olarak satılan bir Ford modeliyle Cortina'nın da 3. versiyonuyla aynı platformu paylaştı ve görünüm olarak da neredeyse aynı oldu. Zaten sonraki versiyonlarda aynı otomobile Cortina ve Taunus ismi farklı pazarlarda verildi arkadaşlar. Hatta iki otomobilde sadece direksiyon simidi farklıydı. Onun dışında çok ciddi bir farkları bulunmuyordu. 1952 yılına gelindiğinde Taunus'un M serisi üretildi. Bizim de bir videomuz var. Sonra 1970 yıllarında Taunus TC versiyonları üretildi. TC'ler Otosan tarafından üretilen Türkiye Cumhuriyeti versiyonları değil. TC kasa kodun adı. 76 yılında TC2 versiyonları geldi ve 79'da da TC3'ler geldi. Bu otomobil ise TC2 versiyonu 1978 model. Tabi aynı zamanda Arjantin ve Türkiye için üretilen versiyonlar da vardı. Türkiye'de bu otomobili Otosan üretmişti. İşte benim test konuğum olan araçsa bu TC2 versiyonu. Bunun iki kapılı versiyonu. Bu aracın Tournier olarak adlandırılan station wagon, 2 kapı ve 4 kapılı sedan versiyonları satılmıştı. Hatta coupe versiyonları da vardı. Bu sedan tipli bir 2 kapı versiyonu. Araçta 1.2, 1.6, 2 ve 2.3 litrelik motorlar kullanıldı. 2 litre ve 2.3 litrelik versiyonları V6 olarak satılıyordu arkadaşlar. Taunus'un TC2 versiyonu aslında Taunus TC'nin yeniden dizayn edilmiş bir haliydi. Araç dış görünümde Taunus TC'ye çok benzer bir silüetteydi. Ancak tüm ana gövde panelleri, arka cam ve yan camlar gibi detaylar değiştirildi. Yani aracın iç kısmı komple neredeyse değiştirildi. Fakat gövdenin, silüetin genel duruşu aynı şekilde kaldı. Bunu günümüzdeki birçok otomobilde de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu 1.6L versiyonunun teknik detaylarına. Bu otomobilin üzerindeki motor bazı pazarlarda 72 beygir, bazı pazarlarda 75 beygir olarak geçiyor ve 118 Nm torku var. Orijinalinde 4 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Bu otomobil 5 ileri çünkü sahibi sonradan 5. vites ekletmiş uzun yolda gittiği için, kullandığı için. Bu verilerle beraber ağırlığı 1200 kilonun biraz altında ve 0-100 hızlanması 15 saniye dolaylarında arkadaşlar. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Şöyle etrafını dolanalım ve bu otomobilin hikayesini dinleyelim. Ben bu otomobili Oto Turkuaz Premium'dan temin ettim. Oto Turkuaz'la ilgili daha önce bir video yapmıştım. Leon satış videosunda size anlatmıştım sistemini. Bu tarz kullanıcılar Oto Turkuaz'ı tercih edip burada otomobil alıp otomobil satabiliyorlar. Size de tavsiye ederim. Bir girin, bakın, inceleyin. Ben bu otomobilde Oto Turkuaz vesilesiyle temin ettim arkadaşlar. Şimdi detaylara geçelim. Önde görüyorsunuz küt bir tasarımı var. Ön tampon biraz arka tarafta kalıyor. Kaput ucu biraz daha sivri. O yıllarda üretilen birçok otomobilde böyle bir detay vardı. Tabii günümüzde artık bu tasarımlar değişti ama bu hırçın, böyle sinirli bir bakış anlamına geliyor. Burada yine dikdörtgen keskin hattı far ve sinyal lambaları var. Orta tarafta bir tane demir tamponumuz bulunuyor. Yan tarafa geçtiğinde burada iki kollu jantlar var. Diyeceksiniz ya bu jantlar ya sev ya terk et. Arkadaşlar bu jantlar bu otomobilin orijinal jantı ve 14 inç olarak geliyorlar. Orijinalinde gelen jant bu jantlar. Yan tarafa geçtiğim zaman bu iki kapılı formu gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu otomobilin genel hatları keskin, küt. O yüzden aslında bu tasarım çok eskimiyor. Hani bu otomobilde de birçok eşyada da böyle küt, keskin hatlı malzemeler çok fazla eskimiyor arkadaşlar. Hep karizmatikliğini koruyor. Yan tarafta çamurluk ağızlarını görüyorsunuz. Dodiklerin olduğu kısımları, marşpiyerlerin olduğu kısımları ayırmış Ford burada ve yukarıya ayrı bir tasarım yapmış. Alt taraf daha şişkin duruyor. Kaput kısmı böyle hafif bombeli geliyor. Omuz süzgisi bir kayboluyor. Bombe tekrar Jeston'u itibariyle devam ediyor ve arka tarafa bir genişlik katıyor. Bu otomobil kısa stop versiyonu. Bunun bir de uzun stopları var. Bu stopun boyuyla alakalı. Yani bu kısa, bir de uzunu var bunun içe doğru. Bundan bahsediyorlar. Arka tarafta yine demir tampon bulunuyor ve burada bir tane bagaj kapağımız var. Sağ sol taraftaki anten de gerçekten güzel gözüküyor. Şöyle bir anahtar takımı var. Buradan geliyorsun. Mesela araba çalışırken açamıyorsun. Stop edip buradan açman gerekiyor. Bagajı da burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
Bu bagajın içerisini kaplaması falan oldukça güzel ama tabii çok düzenli bir bagaj dizaynı var diyemem. O yılların otomobilleri bagaja çok önem vermiyordu ki zaten bu bir Amerikan. Her ne kadar Almanya'da üretilmiş olsa da o yılların tasarımı böyleydi. Araçta bir de Atiker LPG bulunuyor bu arada. Şimdi geçelim içerisine doğru. Burada oldukça büyük kapıları var ama bu sarı renk, bu da ruhsatta kahverenginin bir tonu olarak geçiyormuş bu arada. Ama ben sarı diyeceğim. Bunun içerisindeki şu kahverengi döşeme gerçekten muazzam. Kapı döşemelerini görüyorsunuz. Kapı normal tanuslardan bir hayli büyük ve döşemeler güzel. Camları da manuel olarak açılıyor. Şöyle içerisine geçtiğimde burada iki tane yine komple kahverengi kaplı koltukları görüyorsun. Muazzam. Arka taraftaki koltuklarda herhangi bir kafalık bulunmuyor. En nihayetinde 78 model emniyet kemeri olduğuna dua etmemiz gereken bir araba. Koltuğun yanındaki kolları çekerek arka tarafa erişmeniz mümkün. Şimdi geçelim içerisine. Bakın buralar yumuşak bir plastikle bezenmiş. Burada her tarafa dönebilen havalandırma menfezleri var. Burada LPG ayarı. Kornası burada yer alıyor. İki kollu bir direksiyonu var. Orta tarafta bu hidrolik bir direksiyon değil. Kadranlar yine klasik standart Ford kadranı. Hemen burada havalandırma görüyorsunuz. Bu otomobilde klima bulunmuyor tabii. Burada arka cam rezistansı, dörtlü flaşörtüsü yer alıyor. Farını şuradaki koldan açabiliyorsunuz. Şunu çekerek açıyorsunuz. Şu kol bu otomobilde far kolu olarak çalışıyor. Direksiyon da oldukça keyifli bu arada. Bunun dışında aşağısına indiğimde bakın şurada bir tane şekerlik var ve burada şöyle bir tane şey var. Hani anamız meyve koyar getirir ya, onun gibi bir tane kova koymuşlar buraya, yerleştirivermişler. Bu duruyor. Arkasında 5 ileri bir manuel şanzıman var. Dediğim gibi bu 4 ileriymiş, sahibi 5 ileriye çevirmiş. Onun arkasında bir mekanik el freni, onun arkasında da bir tane kol dayanağı var. Bu da aynı kumaşla bezenmiş. Sağ tarafta kilitli bir torpido gözü bulunuyor bu otomobilde. Ve yukarıda güneşliklerle otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası yer alıyor. Taunus TC2 2 kapının iç dış detayları böyle. Şimdi araç sahibini alalım. Bu aracın toplanma aşaması bahsedelim, maliyetlerinden bahsedelim ve hikayesinden bahsedelim. Eski sahibi de bir sanatçıymış bu arada arkadaşlar. Onu da yeni öğrendim. Ondan da bahsedelim. Hadi gidelim. Emrah abi hoş geldin. Hoş bulduk Oğuzhan. Abi Taunus'unla beraberiz. Aslında evet. Biz epeydir seninle berabermişiz ama sen bizi takip ediyormuşsun. Biz evet. Seni bilmiyoruz abi. Evet abi. Böylelikle tanışmış olduk Taunus vesilesiyle ve Ototurkaz vesilesiyle. Abi Taunus'un hikayesiyle başlayalım. Tamam. Güzel abi. Bir hikayesi var. Nasıl aldın? Neden aldın? Neden Taunus iki kapı versiyonu tercih ettin? Abi önce şundan bahsedeyim. İnanmayacaksın. Dedim ki binek arabalarla ben Oğuzhan'la tanışamam. Ama dedim bir klasik araba olursa belki tanışma şansım olur. Bilinçaltında o vardı o. Bir kere ondan eminim. Çok mutlu oldum seni tanıdığıma bu karede olmaktan. Ya Taunus'u niye aldım abi? Hemen kısaca anlatayım. Benim babam jandarma subayıydı. Küçük karakollarda böyle köylerde yaşardık biz. O zaman çocukken okuldan geldiğinde arabadan başka ilgilenecek hiçbir şey yoktu. Hı hı. Babamın böyle bunun aynısının tek kapılısı vardı, beyaz. Bayılırdım ben o arabaya. Okuldan çıkar çıkmaz soluğu direksiyonun yanında böyle sürüyormuş gibi hayale. Hep içerisindeydim. Babam da hafta sonu bizi çıkarırdı, böyle bir arkasını falan çevirirdi. Böyle güzel, mutlu, hoş bir anımız vardı. Oradan kalma bir Ford Taunus heyecanı çocukluğumdan beri taşıyorum. Çocukluk gerçekten her şey ya. Kesinlikle. Bak benim mesela 124 aşkı da çocukluktan gelir abi, bir komşumuzda olduğu için siyah renkli, içerisi MB tekstilleri döşemeli. Gittim onun aynısını aldım mesela, o arabanın özellikle aynısını evet. Almıştım. O günler böyle aklıma gelsin, onu yaşayayım diye. Hatta o amca vefat etmiş, vefat etmeseydi onun arabasına talip olacaktım direkt o arabayı alayım diye ama onu babam bulamadı Kırşehir'de. Peki abi şimdi arabayı aldın. Arabanın hikayesine bahsedelim. Sen kaçıncı sahibisin? Bir de bir sanatçı geçmiş olduğu söyleniyor. O da bence önemli bir detay. Olsan şöyle, yani bunu tam olarak emin değilim, bilmiyorum. Ama rivayete göre Emre Altuğ'un Almanya'da bir acentadan bunu alıp getirdiği söyleniyor. Rivayete göre ben de 5. sahibiymişim. O zaman bir herhalde bir 10-15 sene araba satılmama hikayesi olmuş. Sonrasında evet. Emre Altuğ anlatılana göre, önceki sahibin anlattığına göre bu otomobili almış, buraya getirmiş ve bir müddet kullanmış. Evet abi, aynen öyle. Önceki sahibi de Ankara'da, Ejder kardeşim. Serüveni bu şekilde. Hep böyle bu arabayı seven kişiler tarafından kullanılmış. Ejder'in de eşi kullanmış. Satarken çok zorlandılar hatta. Hı hı. Böyle seven kişiler, klasik meraklısı, Taunus meraklısı insanlar kullanmış bu arabayı abi. Peki sen alınca ne yaptın abi? Abi ben arabayı aldım. Zaten Ejder kardeşim bir restorasyon yapmış ufak çaplı. Ben komple tekrardan ufak tefek böyle çürükleri, şunları bunları ne varsa hepsini şase soyuldu. Komple revize edildi.
Daha sonra onun üzerine komple tekrar boya yapıldı. İç aksam zaten yakın zamanda koltukları yapılmıştı. Motor A'dan Z'ye komple ıncına cıncına kadar elden geçti. Kalorifer tesisatına kadar sıfırlandı yapıldı abi. Alt takımı yürürü, şu su bu su tekerlerine kadar sıfırlandı. Zaten çok güzel. Yürürü zaten çok güzel. Yürürü çok güzel. Motoru da çok sağlıklı. Bir de uzun yolda biz işte çoluk çocuk da kullanalım diye 4 vites orijinali, 5 vitesli şanzıman takıldı buna. Hı hı. Sen bununla bir de Antalya'ya gitmişsin. Evet. Ailecek. Ailecek Antalya'ya. Çok tereddüt etti hanım ama gururlandırdı beni. Götürdü ve getirdi abi. Bunlarda hararet sorunu var. Bunda hiçbir şekilde hararet sorunu yaşamadık şimdiye kadar en ufak. Ya normalde var ama tabii. Sen zaten komple baştan yaptırmışsın. Onu biraz ötelemişsindir muhtemelen. Hatta abi şeyde 19 Mayıs kortejine katıldık Ankara Klasik Kulübü. Orada o gün boyunca sürekli arkasını kaydırdık falan böyle. Patinaj çektik, zorladık. Yine de maşallah motoru hiç sıkıntı çıkartmadı bize. Muayene kayıtlarına göre 175 bin kilometredir. Şu an burada 100'den sonra sıfırladığı için 75 bin yazıyor. Evet abi. Öyleyse de kilometresi inanılmaz düşük zaten arabanın. Evet. Şimdi bu aracın sürüş detaylarına geçelim arkadaşlar. Taunusları meşhur eden şeyler aslında şunlar. Birincisi arabanın dış dizaynı. Büyük bir araba bu araba. İkincisi bu otomobilin süspansiyonlarının yumuşaklığı. Uzun yolda özellikle çok keyifli. Bir premium otomobil kullanıyormuşsun hissiyatı veriyor. Ve o zamanlar en önemli şey şuydu. Taunus ulaşılabilir bir arabaydı. Ulaşılabilir fiyatlara bunu sunuyordu size. Geniş. İşte yayvan süspansiyonu böyle gerçekten de yumuşak yapılı, konforlu bir otomobil. Taunus kullananlar zaten Taunus'u hiç unutamazlar. Yani Ford deyince akıllarına Taunus gelir. Bazı ülkelerde de Cortina olarak gelir. Onun dışında bu arabanın güzel, unutulmayan taraflarından bir tanesi de performansıdır. Özellikle 2 litre versiyonlarını alırsan çok performanslı bir motoru vardır. 1.6'ları da iyi ama 2 litrelere de gerçekten performanslı ve kaliteli bir otomobil bu otomobil. O yüzden ülkemizde pek unutulmaz. En önemli konu da şu, bu araç arkadan itiş. Önden çeker değil, arkada itiş olduğu için hem eğlenebiliyorsun bu otomobille, yani birçok amaca hizmet ederek kullanabiliyorsun uzun yolda, şehir içinde veya işte ne bileyim agresif kullanımda ben bir Ford alayım, arkadan itiş bir Ford alayım, eğleneyim diyorsan evet eğlenebilirsin. O konuda da herhangi bir problem yok. Arkadan itişli böyle otomobil bulması hani 3-4 büyükler dışında pek fazla mümkün değil. Bizim şimdi abi kadranımız arızalı, bir tel problemimiz var ama ustalar randevu vermiyorlar. Diyorlar ki o basit iş, bir ara bakarız diyorlar. Evet, ondan dolayı birkaç gündür yapılacaktı. Bu ara bayram sonrası olduğu için bir hayli yoğun. O yüzden bakılamadı. Kadranı gösteremeyeceğiz. Aracın ben senin arabanda en çok hoşuma giden şu oldu. Bindim kaç defa tek marş. Hiç bozmadı. Ve baskı balatan, debriyaj ayarın gerçekten çok güzel. Alt takımı gerçekten çok güzel. Yani araba mekanik olarak, yürür olarak gerçekten çok iyi. O yüzden kullanırken keyif verdi. Bu tarz arabaların hep eksikleri, gedikleri, sıkıntıları olur. Ama mekaniği düzgünse gerçekten keyifli bir kullanım elde edebilirsin abi. Hani bazı arabalar oluyor, biniyorsun, arabanın dışarısı falan, kasası yapılmış, her şey on numara ama mekanik kötü, o olmuyor abi. Ama mekanik güzelse gerçekten avantajlı bir otomobil. Bu otomobilde o araçlardan bir tanesi. Ben buna bindikten sonra eğer birazcık durumum, imkanım olsaydı ben bile niyetlenecektim. Çünkü böyle bir şey alıp koyduğun zaman biraz zaman geçtikçe de bu otomobil hem kıymetlenecek hem de bindikçe keyif alacaksın. Buna da eminim. Ford'un tabii çok fazla ustası yok ama sadece Taunus'cu ustalar var. Ankara'da da var. Sen de bir tanesine göstererek almışsın bu arabayı. Evet. Onu da söyleyelim abi. Tabii. Merakı olanlar için. Yani şimdi Ankara'da sadece Taunus'la ilgilenen bir usta vardı. Ona götürdüm. Usta bana şunu söyledi. Bu arabayı kaçırma dedi. Bu yaşta böyle düzgün bir araba bulamazsın. Hemen al dedi. Kazası falan da yok. Değişeni de yok. Kasası çok düzgün bir araba. Ben daha önce de çok aramıştım bunun benzerlerinden. Gerçekten piyasadakiler maalesef yıkık durumda. Üstüne bir de Kırıkkale'de benim kuzenlerim yedek parçacı, tamirci. Böyle istediğim gibi A'dan Z'ye yapınca tadından yenilmez bir hale geldi. Peki. Abi o zaman şurada müsaadenle bir gaz yani. Bu arada Taunus'un gaz fren pedalı çok birbirine yakın arkadaşlar. Hani bu da bence arkadan itişli, tek kapılı bir arabada, iki kapılı bir arabada avantajlı bir durum. Bazen trafikte şaşırdığın olabilir ama sportif kullanımda gerçekten güzel bir durum. Birazcık sardık. Tabii kilometre olmadığı için kaçta gittiğimizi bilemiyoruz ama şöyle bir sesini dinleteyim size istedi. Çok da zorlamayacağım. Yaylanmaya bir bakar mısın ya?
abi. Çok güzel tepki veriyor insana. Çok güzel gerçekten. Kaldıran doğru değil arkadaşlar. Kalktı ama biz heyecan yapınca kaldıran da heyecan yaptı. Evet. Bu şekilde bir motor sesi ve gidişi de bulunuyor. Taunus TC2 iki kapı böyle bir otomobilde. Emre abi çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Ben gerçekten kullanırken bir hayli keyif aldım bu otomobili. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. O yılların otomobilleri gerçekten içine tükürülerek yapılan otomobiller. Yıllar sonra da aynı keyfi verebilen otomobiller. Evet. Suni hissiyatları olmayan otomobiller. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.